İyi akşamlar. Biliyorsunuz iki bölüm planlamıştık Carl Schmitt konuşmayı. Çok değerli konuğumuzla, Gültekin Yıldız'la. Geçen hafta Carl Schmitt'in hangi dünyada, hangi devirde yaşadığını ve o devre nispetle söylediklerini ele aldık. Kavramlarını, görüşlerini. Bu hafta iki kitabı üzerinden konuşacağız. Tercümesinde Gültekin Yıldız kendisi yaptı. Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıkma iki kitap. Kara ve Deniz. Diğeri de Roma Katolikliği ve Politik Form. İkisi de incecik, küçük kitaplar ama ciddi mesai harcamak gerekiyor. Üstelik de Carl Schmitt'e dost ya da düşman, hangisi olursanız olun, okur yazar biriyseniz okumanızı tavsiye edeceğim. Çünkü teyakkuz halinde insanı düşündürtüyor. Lehte aleyhte ne düşünürseniz düşünün. O bir de tuhaf bir şekilde bir fikir beyan ettiği halde sinematografik gözünüzün önünde söylediği şeyler canlanıyor. Bu açıdan çok lezzetli bir dil. Ama Gültekin Yıldız da onu hakikaten lezzetli tercüme etmiş. Tekrar gösteriyorum. İnşallah ilgilenenler okur diyorum. Elinize sağlık tekrar. Teşekkür Gültekin ederim. Bey. Sağ ol. Gerçekten hem de müzikal dil. Evet. Türkçesi çok güzel. Almancasını okumadık. Bilmiyorum Almanca zaten. Ama siz de belli ki bu metin de müzikal biraz. Değil mi? Sanki ses şey. Evet evet. Schmitt'in dinamik. Schmitt'in üslubu öyle. Bu iki eseri zaten biraz tasvirler çok şey. Tarih felsefesi eserleri gibi. Schmitt'in genelde eserleri siyaset felsefesi veya anayasa hukuku çerçevesi içine girer. Fakat bu iki kitabı özellikle benim seçmemin sebebi ben de tarihçi olduğum için. Yani aynı zamanda bir Avrupa tarihi, Avrupa siyasi, iktisadi, fikri tarihinin bir hülasasını yapmaya çalışıyor. Birinde Katolik Kilisesi üzerinden, birinde de işte Kara ve Deniz. Yani bu iki kavram ama özelinde İngiltere, Almanya üzerinden. Evet. Nereden nereye geldi hikaye, özellikle Yeni Çağ'da ve Yakın Çağ'da onu cevaplamaya çalışıyor. Bir de tabii yani gördüğüm kadarıyla bilhassa bu kitapta aydınlanma ve onun sonuçlarına eleştirel yaklaşan adam da bundan istifade eder. Doğru. Katolikliğe de negatif bakan biri yine istifade eder. Doğru. Schmitt işte, Avrupa'yı anlamak için de istifade doğru. eder. Yani sekülerliği tartışmak için de istifade Türkiye'de eder. Türkiye'de eksik olan taraf aydınlanmayla uğraşanlar genelde Hristiyan teolojisinden bir haberdirler. Hristiyan teolojisini Türkiye'de çok bilen yok ama hani onunla yakın olan da aydınlanmaya mesafelidir. Oysa bunlar birbirinin çocuğudur. Yani Avrupa tarihini, Hristiyanlığı, Katolikliği anlamadan, Protestanlığı anlamadan ondan sonrasını anlama şansımız yok. Yani ister aksiyon reaksiyon olarak görelim, ister birbirinin devamı olarak görelim. Ama mutlaka Avrupa'yı bu ikisi üzerinden, yani ikisini de bilerek anlamak gerekiyor. Şimdi Schmitt köken olarak Katolik. Ama böyle çok inanan bir Katolik görüntüsü vermiyor. Ama öte taraftan Katolikliğe karşıtlığı da bir pozitivist karşıtlığı gibi değil. Pozitivist değil zaten. Çünkü içeriden Katolikliği tenkit ediyor aslında. Bununla beraber işte o bütün muhafazakar düşünce insanlarında gördüğümüz Avrupa'da Fransız olsun, Alman olsun, İngiliz olsun. Yani bir miktar Katoliklik bazen Protestanlık kökenli olup pozitivizmi sorgulayanlar sağlam da bir modernizm eleştirisi yapıyorlar her iki tarafı da. Yani hem kapitalizm tarafına hem sosyalizm tarafına. Dolayısıyla Türkiye'de batı algısı, geçen programda da konuşmuştuk, böyle bir monoblok batı algısını yıkmamız için Fransız'ı, Alman'ın, İngiliz'in farklılıklarını görmemiz lazım. İkincisi de Türkiye'de yine batıdan sadece belli bir gruptan yakın zamana kadar çeviri yapılıyordu hep. Dolayısıyla diğerlerini de okumamız ve yine batının diyelim Alman düşüncesinin de Fransız düşüncesinin tek parça olmadığını kabul etmemiz veya anlamamız için de bu metinler önemli. Yani o yüzden zaten Schmitt'i tercih ben de klişe bir laf söyleyeceğim ama bizim aydınlanmacılarımız da seven aydınlanmayı. Hı-hı. Onlar da şimdi Hristiyanlığı bilmek gerekiyor dediniz. Evet. Orta çağı o kadar içselleştirip kendi geçmişiymiş gibi evet, yaşıyor evet. ki zaten öyle bir şeye ihtiyacı bile yok. Direkt bu çünkü aydınlanmaya geçiyor. Kolaydır belkısa. Yani hani bunu tamam, birkaç sefer söyledim. Mesela Kadıköy Belediye Başkanı geçen seçimlerde. Hı-hı.
Gerçekten hala da gidip bakmadım, merak ediyorum. Aydınlanma Müzesi açmayı vaat ediyordu. Evet, vaatlerinden biri de buydu. Mesela Aydınlanma Müzesi'ni İstanbul'da, Kadıköy'de açtığında içine ne koyarsın? Yani çok şey koyarsın, görüntüler, şekiller koyarsın. Çünkü Türkiye'de hani... Ay nasıl anlatacaksın? Yani ne aydınlanması, ne nasıl yani? Zaten işte ihata edemezsiniz, içine giremezsiniz. Onu bir tür fotoğraf olarak algılarsınız. Yani kıyafet olarak algılarsınız, şekil olarak algılarsınız dediğim bu. Şimdi Türkiye'deki mesela Marksist düşünce içinde Troçkistler azdır. Oysa mesela Troçki'nin hani temel kavramı revolüsyon permanent. Yani sürekli devrim yapman lazım. Zaten başka çaresi yok diyor. Şimdi bilimde de eğer bilimci, akılcıysan bu ne demektir? Sürekli sorgulama içinde olman lazım. O da sürekli devrim getiriyor. Oysa zaten bizim Türkiye'deki bilimcilik veya pozitivizm veya rasyonalizm yine şey gibi, bir tür inanç sistemi gibi. Yani bir defa tabi oluyorsun, ondan sonra bir fotoğraf çekiyorsun. Sonrası için bir şey yapmana gerek yok. Yani hani nasıl olsa bir karşıt grup da var. Tamam biz aydınlanmacıyız diyorsun. Bir tek Auguste Comte gibi kilisesini kurmamış oluyorlar. Evet evet, yani halbuki hani o yapmış onlar da. O gibi kiliseyi yapsa, de kurmuş, aynısı evet olabilir. Yani böyle karikatürize popüler bilim simaları var Türkiye'de. Bilhassa mühendis kökenli olan veya fen bilimi kökenli olan ama tarihten teolojiye, hukuktan siyasete her şeyi konuşan. Şimdi mesela sosyal bilimciler Türkiye'de, beşeri bilimciler diyelim, geleneksel olarak biraz şeydir, yanda dururlar yani. Hani biz işte bilim insanıyız ama esas bilim insanları kim? İşte fenle uğraşanlar. Ve bir mühendislik konusunda, matematik konusunda, tıp konusunda konuşmaktan imtina ederler. Ama Türkiye'deki bu vulgar aydınlanmacılar diyelim veya karikatürize aydınlanmacılar her konuda konuşur. Ve hani teoloji konusunda, işte ilahiyat konusunda çok rahat hüküm verir. Tarih konusunda çok rahat hüküm verir. Bunun normalde kırılacağını bekliyorduk biz 90'ların sonunda, 2000'lerin başında ama Türkiye'deki fikri tartışma seviyesi bu dijitalleşmeyle sonra beraber... Bizim bir kısım ilahiyatçımız bile pozitivist oldu neredeyse. Orada da şey oluyor işte, yani o emansipe olmak için, yani hani bir şekilde eşitlik sağlayabilmek için vallahi bakın ben beşeri bilimciyim ya da ilahiyatçıyım ben ama... Ben de zaten dine böyle evet, bakıyorum. En az sizin kadar ben de pozitivistim, merak etmeyin evet, demeniz gerekiyor. Evet, her şeyi sorguluyorum o kadar evet, ki... Evet. Diye. Evet. Peki şimdi bu geçen haftadan kalan bir sorum var. Onu sormak istiyorum. Buyurunuz. Sonra da bu kitaba geçmek istiyorum. Tamam. Dediniz ki Almanya'da bugünlerde yeniden çok satıyor Karşı Met. Ve bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde de neokonların yeniden başvurdukları bir kitap. Fakat kitapta söylüyorsunuz siz. Neokonlar da kendi görüşlerini Carl Schmitt üzerinden pazarlıyorlar gibi. Evet. Yani ona söylettirmeye çalışıyorlar. Evet. Neden bu çaba? Neden Carl Schmitt üzerinden gidiyor? Yani esas fikir babası Leo Strauss. Ya meşruiyetini oradan mı alacak? Ama bu istisnai hal, acil durum, olağanüstü durum ve burada siyasi kararın... Çünkü Schmitt'in talebesi değil mi bu arada? Evet, onun öne çıkması konusu. Schmitt de, yani Schmitt neyle suçlanıyor? Adolf Hitler'i iktidara getiren o anayasa hukuku kararını formüle etmekle. Yani Weimar Cumhuriyeti'nde bir olağanüstü kaotik bir durum var. O zaman bu askıya alınabilir. Yani mevcut rejim askıya alınabilir ve Führerleşen Hitler bütün yetkileri üzerine alabilir. Yani çok kabaca ifade edersek. Şimdi Amerika'da Bush rejiminde benzer bir durum vardı 11 Eylül sonrası. Yani 11 Eylül işte o olağanüstü halin gösteri kısmıydı. Hem global seviyede hem Amerika kamuoyuna. Çünkü Amerika'da malum kongre kararı olmadan savaş ilan edemezsiniz. Aynen bizdeki gibi. Veya işte dışarıya asker gönderemezsiniz. Global müdahaleye karşıdır Amerika'nın bir grubu. Yani mümkün mertebe biz Amerika dışına taşmayalım. Bir şekilde bu neokon grup bir fikri grup olarak Bush'un çevresinde idi. Bunlar genelde sol hegelci olarak adlandırılan grup. Yani Schmitt sağ hegelci gibi görürsek, Strauss'un öğrencisi olan Amerika'daki grup daha çok sol hegelci. Yani bir kısmı Troçkist, bir kısmı Marksist kökenli gibi ama tam böyle bildiğimiz doktriner Marksist gibi de değiller. Dolayısıyla bunlar
garip bir şekilde Schmidt'le irtibatlandılar. Ve Schmidt Amerika'da muteber hale gelince bu sefer çeşitli Almanya'da da... Çeşitli mesaiye mi giriştiler? Evet, Almanya'da da tekrar itibar kazanabildi. Çünkü Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir tür Amerikan kolonisi haline getirildiği için Ernst Jünger, yine Schmidt'in çağdaşı olan bir filozof, Wessen Kolonist Deutschland der, yani Almanya nerenin kolonisidir? Aslında Almanya-Türkiye ilişkilerini de bu psikolojiden anlayabiliriz. Almanya kendisi Atlantik'in bir tür kolonisine dönüşünce oluşturmaya çalıştığı Türkiye imajı da sanki Türkiye'ye göre Almanya emperyal veya gelişmiş veya güçlü, ama Amerika'ya göre de koloni pozisyonda. Çünkü bir ülkenin anayasasını başka bir ülke yazarsa o zaman koloni olursunuz. Yani Japonya ve Almanya için, savaşı kaybedenler için durum buydu. Bütün zaten Schmidt ve bu muhafazakar çevrenin itirazı bunu aslında. Yani biz İngiltere'nin ve sonraki süreç, tabii savaş sonrasında Amerika'nın kolonisi olmayacağız. Yani onun temsil ettiği kapitalist, işte pozitivist, globalci, deniz gücü olan, yani biraz sonra daha ayrıntısına gireriz, ona bir meydan okuma aslında bu felsefe. Bu yüzden de hani o bağlamda anlamakta fayda var Schmidt'in yazdıklarına. O zaman başlayalım Roma Katolikliği ve politik formdan. Tabii bunu okurken insan Türkiye'yi de düşünüyor. Ama biz Almanya ile kalalım, Avrupa ile. Şimdi kitaptan okumak istediğim bölümler de var. Sizin ön sözünüzde de istifade edeceğimiz yerler vardı. Şimdi bir an, evet. Belki Katolik Kilisesi'nin... Katolik Kilisesi'nden başlayalım isterseniz. Yani Katolik Kilisesi'ni genelde Türkiye'den bakınca ilk bakışta dinle alakalı bir kurum olarak görürüz. Ancak Roma İmparatorluğu yıkıldıktan sonra Avrupa'nın birleştirici unsuru Katolik Kilisesi. Yani sadece bir dini kurum değil. Aynı zamanda siyasi meşruiyeti sağlayan ve küçük küçük bir sürü prenslik veya işte feodal siyasi birimi, daha ülke devletler ortaya çıkmamış, bir Fransa'dan, bir Almanya'dan falan bahsetmiyoruz. Yani neredeyse işte milattan sonra 4. asırdan 17. asra kadar Katolik Kilisesi, Protestanlık da yok ortada. Evet, bir sürü tarikat var, cemaat var Katolik Kilisesi'ne bağlı, ama birleştirici unsur. Katolik Kilisesi bu yüzden ticaretle de uğraşıyor, siyasetle de uğraşıyor. Devlet. Bilim ve fikir dünyasının kesin sahibi. Çünkü henüz daha İncil, işte Martin Luther'e kadar ana dillere çevrilmemiş. Latince ve Yunanca. Okuma yazma oranı düşük. Yani sadece rahipler veya işte saraydakiler okuma yazmayla uğraşıyorlar. Dolayısıyla Katolik Kilisesi'ni anlamak demek Avrupa tarihini aslında bir yerde anlamak anlamına geliyor. Katolik Kilisesi'yle hesaplaşmayan biri yeni bir düzen kuramaz. O yüzden de biz hem Fransız felsefesinde... Zaten diyor ki herkes onunla hesaplaşıyor, evet, diyor. Evet, yani o bir tür baba. Nasıl İsa Mesih bir baba figürüyse, onun vekili olduğunu iddia eden Katolik Kilisesi de bir baba figürü. Şimdi müsaadenizle okuyayım. Buyurunuz. Kitaptan üstünden de mütalaa edelim. Diyor ki bir Protestan Anglo-Sakson'un, evet, papalık makinesi önünde kendisine açık her nefreti hissedeceğini tahmin edebiliyorum. Yeter ki bir aile sahibi olmayı kaide olarak reddeden insanlar tarafından sek ve idare edilen ve dini hayata hükmetmek isteyen inanılmaz derecede hiyerarşik bir idare cihazının olduğunu fark etsin. Şimdi dediniz ki İsa Mesih ve Schmidt de onu söylüyor. Papa da İsa Mesih'in vekili. Evet. Şimdi İsa Mesih, bu arada tırnak içinde söylüyorum, evet, tabii Hazreti İsa demiyorum. Çünkü başka bir şeyden bahsediyoruz. Evet. İsa Mesih diye tahayyül edilen zaten yarı tanrı. Evet. Yani peygamber değil. Evet. İnsan değil. Evet. Papa da onun vekili. Evet. Bu durumda bakınca Katoliklikte insan yok gözüküyor. Yani o kurum... Katoliklik kurumunda insan... Evet. Bir mekanizmanın parçası haline gelmiş. Şimdi rahip dediğimiz kişi, Schmidt'in tarif ettiği, evlenmesi yasak. İzole bir hayat yaşıyor.
Bu Katolik Kilisesi de fevkalade bürokratik bir kurum. Zaten aslında modern devlet bürokrasisinin Katolik Kilisesi'nden model aldığı. İşte papalık makinesi. Söyle, evet, papalık makinesi dediğimiz o. Papa ve Katolik Kilisesi dolayısıyla Hazreti İsa'nın vekili. Ama buradaki işte hep bizim Türkiye'deki jargonda işte Hristiyanlıkta ruhban var, İslam'da yok diye hani ifade edilen İsa Mesih diye kabul edildiği ve yarı tanrısal bir şey yüklendiği için Hazreti İsa'yı Hristiyan inancında Katolik Kilisesi de dolayısıyla bir tür uluhiyet kazanmış oluyor. Yani aslında bizde devletin eski Türklerde yani İslam öncesi Türklerde sonra kısmen Osmanlı döneminde hani siyasi otoritenin rolü neyse mesela Türk topluluklarında devlet çok önemlidir. Hani devlet ortadan kalkarsa genelde dağılma olur. Katolik Kilisesi de benzer bir kurumsal yapıya dönüşmüş. Ancak Roma Hristiyan olana kadar yani 326'ya kadar aslında ilk Hristiyanlar kimlerdi? Anadolu'da sair yerlerde mistik hayat yaşayan diyelim. Yani münzevi hayat yaşayan, genelde fakir fukara, alt sınıflara mensup olan, hani Roma İmparatorluğu'nun zulmünden kaçmak için işte bizim Nevşehir'de olduğu gibi yer altına sığınan insanlardı. Fakat Roma yıkılıp Hristiyan Roma'da geriye Katolik Kilisesi kalınca bu sefer Katolik Kilisesi bir tür Roma oldu. Evet, Roma oldu. Roma olunca da mekanizma haline geldi. Yani o insani faktörlerin arkaya düştüğü, geriye düştüğü tanrısallaşmış bir mekanizma veya bir makina diye tarif ediyor. Şimdi yine müsaadenizle devam ediyorum. Mesela kopuk kopuk olacak ama inşallah bir şeyi de olur devamı, devamlılığı. Kilisenin ihata etmediği hiçbir zıddiyet yokmuş gibi görünüyor diyor. Evet. Uzun süredir her devlet ve hükümet şekliyle uzlaşabilmekle başı kardinaller aristokrasisinden seçilen ve fakat içinde makam ve menşei dikkate alınmaksızın Dupanlop'un ifadesiyle en son rahibe müstebit hükümranı olma imkanı verecek kadar demokraside bulunan otokratik bir monarşi olmakla övünüyor. Tarihi şaşırtıcı intibak misalleri kadar sert bir şekilde fikrinde ısrar edişlerin misallerine de erkekçe direnişe de dişice uysallığa da garip bir şekilde karışmış halde kibre ve tevazuya da aşina. Otoriter diktatörlüğün aşırı filozofu İspanyol diplomat Donoso Cortés ve Fransisken lütufkarlığıyla kendini fakir İrlanda halkına veren sendikalistlerle bir olan Pierce gibi bir asinin her ikisinde mutasip Katolikler olması anlaşılmaz gibi. Mesela bugün Latin Amerika'da sosyalist hareketler Katolik Kilisesi'yle irtibatlıdır. Bunu mesela özellikle altını çiziyorum. Türkiye'de genelde sol hareketlerin en büyük problemi nedir? Halkın değerler sistemiyle irtibat kurabilmek. Şey de öyle, Antonio Guterres, evet, ve BM Genel Sekreteri, evet, de Portekiz. Evet. Popüler desteği sağlayamamak. Sosyalisti ve Katolik. Şimdi mesela biz Latin Amerika'da işçi hareketlerin içinde Katolik Kilisesi'ni görüyoruz. Avrupa'da büyük sermayenin bir parçası veya büyük sermayeye ortak bir Katolik Kilisesi görüyoruz. Katolik Kilisesi biliyorsunuz aynı zamanda en büyük faiz veren sermaye sahibi kurumdu Avrupa'da. Muhafazakar bir iktidarla da anlaşabiliyor, bir prensle de anlaşabiliyor vesaire. Çünkü zaten eğer birleştirici olacaksanız o zaman açık taraf olmamanız lazım. Yani siz derindeki iktidarsınız Katolik Kilisesi olarak. Avrupa'yı birleştiren unsursunuz. Avrupa'nın dışındaki kolonilerdeki Hristiyanları da birleştiren unsursunuz. O yüzden Schmitt komploksiye oppositorum diyor. Yani zıtların birliğidir Katolik Kilisesi. Tek bir Katolik Kilisesi resmi yoktur. Yani bir de ona nispetle şekilleniyorsun. Evet. Yani reddine ya da bunu da yıkmak çok zor oluyor lehine. Yani şimdi Katolik Kilisesi'nin tek bir resmini çizerseniz onun bir tarafıyla savaşır, onu alt edersiniz. Ama Katolik Kilisesi bir yerde sosyalist, bir yerde kapitalist, bir yerde monarşist, bir yerde cumhuriyetçi gibi gözüktüğü zaman eninde sonunda siyaseten veya iktisadi olarak kim iktidara gelirse ya da kim devrimi yapıyorsa İrtibatı diyelim. İrtibatı devam ediyor. Evet, yani 18. yüzyılın sonunda işte Fransa'da artık tamam biz Katolik Kilisesi'ne tamamen kaldıran bir pozitivist ve cumhuriyetçi bir rejim kuruyoruz denilene kadar Katolik Kilisesi gücünü korudu. Şunu da altını çizelim. Almanca'da Sekularisierung kavramı Avusturya'da 1600'lerin sonunda kiliseye, Katolik Kilisesi'ne ait malların devletleştirilmesi anlamında kullanılıyor. Yani buradaki sekülerle kilise, yani bizim işte ruhban diyeceğimiz clergy, iki zıt kavram.
Aslında laik dediğimiz laikos da Yunanca'da kutsal olmayanlar. Ama dolayısıyla din adamı. Evet. Yani şey rahip gibi evlenmeme mecburiyeti yok. İsterse evlenebilir. Yani laik işte bu Katolik Kilisesi mensubu olmayan bütün halk. Ruhban ise bir şekilde o kilise makinesinin parçası olan kişi. Fransızca'da şey laik yani ilk kullanıldığı kilisede çalışıyor yine ama şey değil. Tamam daha rahip sonra değil. Kelimenin anlamı umumi halkı ifade eden hale geliyor. Şimdi Türkçe'de veya Türkiye tarihinde, Osmanlı tarihinde bu tip bir durum yok. O yüzden algılarken zorlanıyoruz. Yani bir şekilde... klerjisi yok din adamları. Klerjisi olmadığı gibi hani reaya yönetilenler der Osmanlı ama bunun içine herkes girer. Mesela Türkçe'de bu askeri ve reaya diye ayrılır. Askeri bugünkü asker anlamında değil, vergi vermeyen herkes... Askeri diye adlandırır. Yani devlet adına, kamu adına çalışanlar. Onun dışındaki bütün kesimde reaya diye adlandırılır. Tüccarlar şey. Avrupa'da da işte ruhban vergi vermez. Bir de asiller vergi vermezler ve savaşçı hakkına sahiptir. Diğer daha sonra bizim burju ve proleter diye gördüğümüz yani sermayedarlar ve işçiler gerçek, diye gördüğümüz evet. Ama daha önce çiftçi olan bütün diğer halk laikler veya rahip ruhban olmayan grup halindedir. Ve Schmitt'in yine şöyle bir ifadesi var. Şimdi bunu yıktığınızda mutlaka yeni bir merkezi bölge inşa etmeniz lazım. Şimdi Katolik Kilisesi Protestanlık çıkana kadar bütün Avrupa'yı birleştiriyordu öyle yoksa veya böyle. Yoksa dekompoze olacak. Evet. Her yere şimdi dağılacak. Protestanlık çıkınca farklı mezhepler işte İngiliz Protestanlığı, Alman Protestanlığı, Hollanda Protestanlığı bir dağılma oldu. Daha sonrasında bu sefer ülke devletler çıktı. Yani ulus devletler, milli devletler çıktı. En nihayet Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Topluluğu çıktı. Daha sonra Avrupa Birliği çıktı. Schmitt diyor ki biz hep bir sentral gebiyi taradık. Bir merkezi bölge yani uzlaşacağımız. Dolayısıyla babayı öldürdüğünüzde Freud'a dönersek oğullar arası kavga başlar. Hani bizim fetret dönemi diye ifade ettiğimiz işte. Roma Katolik Kilisesi tam da baba iktidarı Avrupa için. Dolayısıyla bununla çok farklı oğullar mücadele ediyor. Yani bir tanesi değil. Farklı farklı açılardan kimi siyasi güç peşinde, kimi iktisadi güç peşinde, kimi asalet istiyor. Yani sosyal olarak üst tabakaya geçmek istiyor. Ama mekanizma buna müsaade etmediği için işin sonunda bu düşmanlar artıyor. Yani taraflar çoğalıyor. Ve toplu olarak Katolik Kilisesi bu sefer komple bir sekülerizasyon projesiyle yıkılmak karşı durumunda kalıyor. Yani pozitivizm veya aydınlanma felsefesi dediğimiz aslında şimdi bu. Devam ediyorum. Bu yüzden kilisenin mekanik çağın karşı kutbu yapılmak istenmesi. Sizin söylediğinize evet, nispetle devam ediyorum. Bir Katoliğe tereddüt uyandırıcı bir övgü olarak görünmelidir. Protestanlık Roma Katolikliğinde dini ruhsuz bir şekilciliğe doğru mekanikleştirmesi dolayısıyla Hristiyanlığın ihmal ve suistimal edilişini görürken aynı zamanda yine Protestanların rasyonalist ve mekanist çağın ruhsuzluğundan kurtuluşu onda aradıkları için romantiklerin bir kaçış çabasıyla Katolikliğe dönmeleri o tuaf complexico oppositor Roma işaret eden ne yaman bir çelişkidir. Yani herkes bir şekilde Katolikliğe düşman hale gelirken yeni düzenden umudunu bulamayan herkes de Katolikliğe tekrar geri dönmeye çalışıyor. Çünkü Katoliklik herkese bunun bir yerde şeyini veriyor. Şimdi Katolik Kilisesi'nin ne kadar mekanik olduğundan bahsettik. Ama mesela Katolik insanlar yine Schmitt'in tabiriyle toprakla ilişkileri mesela evet, Avrupa'nın zirai bölgeleri yani. İtalya, İspanya, Protestanlarla Fransa. Protestanlarla da mukayese ediyor. Protestanların evet, yersiz yurtsuzluğunu, yersiz onların yurtsuz, toprak evet, nedeniyle yani bir Avrupa'daki mesken tasavvurları Yahudi olduğunu, tüccar azınlık ile yine tüccar şehir, liman şehirlerindeki protestanlar, hani Max Weber'i de buraya katalım. Bunlar paraları hani bizde Türkçe'de nerede doyuyorsan orası işte vatanındır lafı evet, gibi para kazanabildikleri her yer onlar için ve mesken vatan ediniyorlar. İkincisi fabrika kurulabilecek her yer diyelim daha sonra endüstriyel kapitalizmde vatan. Oysa Katoliklik genelde çiftçilikle eşdeğer hale geldiği için Avrupa'da özellikle güney bölgesinde bir İtalyan veya bir İspanyol ya da bir Fransız köylü, Katolik köylü aslında tabiatla, çevreyle ve hayatla daha içli dışlı. Protestanlık ne getiriyor? Katolik elitini ortadan kaldırabilmek için Belkıs Hanım en az onlar kadar
mekanik, en az onlar kadar kuralcı olmanız lazım. Şimdi bunu Weber'in tabiriyle ifade edelim. Dış dünya zühtü yerine, iç dünya zühtü yerine dış dünya zühtü. Yani Katoliklik şunu söylüyordu. Sadece ruhban kilisede kalacak. İşte sabah erken kalkacak, belli bir saatte dua okuyacak, cüzdanlı hastalara bakacak. Yani akşama kadar bir Katolik rahibinin nasıl yaşayacağı şeydir. Çizelgeye bağlıdır. Protestan Martin Luther diyor ki hayır, sadece siz bunu yapmayacaksınız. Biz bunu bütün Hristiyanlara yayacağız. Yani sokaktaki adamı da metodik hale getireceğiz. Biliyorsunuz metodist kilisesi vardır Protestan Kuzey Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani zühtü dar bir kesime mahsus bir şey olmaktan çıkartıp bütün kitleye yaymaya çalışıyorsunuz. Fakat buradaki temel kavram ne oluyor? Çalışma, iş. Şöyle bir dikkat çekelim. Almanca'da beruf, meslek demek. Kökü rufen, çağırmak. Yani Allah'ın çağrısına, davetine icabet etmek. İngilizce'de de bu job kavramı oluşmadan önce calling deniyordu. Yani meslek. Yine Allah'ın, yani bizdeki gayretullah'a iştirak etmenin Katolikçesi diyelim. İşte Protestanlık bunu dedi ki, herkes bir şekilde çalışarak kendini disipline edecek. Yani hani bir rahibin ibadeti gibi değil. Max Weber de zaten uzun uzun o meşhur kitabında bunları anlatır. Yani işte Protestanlık aslında kapitalizmi ortaya çıkartan şeydir diye. Ancak daha sonra biz 20. yüzyılda ve 19'un ikinci yarısında ne göreceğiz? O Protestan ruh da ortadan kalkacak. Tamamıyla maddiyatçı diyeceğimiz bir kapitalizm kalacak. İşte Schmitt o kapitalizmin arkasındaki Protestanlığı değil, Katolikliğe işaret ediyor bir yerde. Yani Katoliklik de bu hesabın nasıl yapıldığını göstermeye çalışıyor. Şimdi biraz uzun neresinden başlayacağımı kestiremedim çizdiğim halde, ama önemli. Şimdi burada George Sorel'den bahsediyor. Evet. Bu onun fikri belli ki, ama okuyorum. Kanaatince 18. yüzyıla kadar kilise apolojisinin arkasındaki muhakeme akideyi rasyonel göstermek istemişken, 19. yüzyılda bu kez irrasyonel akımların kilisenin hizmetine hazır hale geldiği görülüyor. Gerçekten de bunu Carl Schmitt söylüyor. 19. yüzyılda aydınlanma ve rasyonalizme karşı muhalefetin mümkün bütün cinslerinin, evet, Katolikliği ihya ettiği doğrudur. Şimdi din dışı, yani daha önce rasyonellik diyelim. Burada da o kavramı açalım. Rasyonalizmle, evet, Rasyonellik farklı şeylerdir. Rasyonalizm bilginin tek kaynağının akıl olduğunu iddia etmektir. Rasyonellik ise bilgiye ulaşmada aklı vasıta kılmaktır. Aslında bütün dinler makul olan budur. Evet, bütün dinler rasyoneldir. Zaten yani dillere, insana rasyonellik kavramını almıyor. Getiren, evet, Dindir. Yani Hristiyanlık, İslam, Yahudilik. Çünkü ancak akılla siz geçmiş, bugün ve gelecek diye bir ayrım yaparsınız. Zamanı böyle üçe böldüğünüzde de bir ahiret telakkiniz olur. Dünyanın, yani şimdiki zamandan öyle kurtulabilirsiniz. Fakat rasyonalizm ne yaptı? Bu dindeki rasyonelliği metafizikle bağlantıyı kesebilmek için ve kiliseden kurtulabilmek için, yani Nietzsche'nin tabiriyle Tanrı'yı öldürebilmek ve insanı bağımsızlaştırabilmek için. Çünkü aydınlanma projesi her şeyden hürleşmeydi. Topraktan hürleşme, kiliseden hürleşme, sosyal bağlardan hürleşme. Oradan da her şeyin sahibi olmaya, evet, Gitti zaten. Yani insanın insan Aslında bir yerde işte baş kaldıran insan tanrılaşmaya dönmesi. Evet, yani tabiatın sahibi gibi. Dünyanın sahibi. Dolayısıyla bu mücadeleyi biz anlar isek, o zaman hani karşımıza o modernizm, aydınlanma diyen çıkan şeyin ne olduğunu anlarız. Fakat 19. yüzyılın ikinci yarısında bu mühendis aklı diye tarif ettiğimiz Saint-Simoncu akıl. Yani biz dünyayı şekillendireceğiz, kanallar yapacağız, yollar yapacağız. İşte daha sonraki dönemde 20. yüzyılda barajlar yapacağız. Yani suyu, ateşi, toprağı, bütün dört unsuru kontrol edeceğiz. Rasyonalizm. Ve burada da bizim artık vahiy değil, tek kaynağımız insan aklı olacak. Çok mekanik bir dünya kurdu. Yani Nietzsche'nin Tanrı öldü diye Şen Bilim'de anlattığı anekdot. Yani kurşuni bir gökyüzü. Orada bir kandilin başındaki bir insan ve işte Tanrı öldü, Tanrı siz onu öldürdünüz diye bağırması. Öyle bir dünya ortaya çıktı ki insanın insanlığını yaşayacağı, yani hata yapacağı, yanlış yapacağı, sürpriz hareketler yapacağı,
Dünya ortadan kalktı. Bu sefer rasyonalizme tepki olarak işte irrasyoneller dediği romantikler geriye ne, çıkışı nerede buldular referans alanını? Yine Katoliklik'te buldular. Bunu aslında biz zaman zaman Türkiye'de de yaşıyoruz. Yani zaten biz 19'undan itibaren bu tarihi evet. Öncesini yaşamadan içine girdik. Evet, birden damdan düşer gibi düşüp yaşamaya başladık. Ama dezavantajımız ne oluyor? Şimdi o rasyonalizmden kaçmak için dine sarıldığınızda bu sefer din sanki irrasyonel bir şeymiş. Ve insana hani öyle ve bir çıkış verir. Ha, romantik bir şeymiş haline geliyor. Oysa aslında din de umum dinler. Yani bizde hani şeriat, tarikat diye ayrılır. Şeriat malum aslında objektif gerçeklik demek. Yani herkese hitap eden kurallar silsilesi. Türkçesi. Şimdi oradan kaçalım diye bu sefer ne ortaya çıkıyor? Hayır biz işte şuna iman ediyoruz. Dolayısıyla hani bu da olabilir, şu da olabilir. Yani hani aklın boyunduruğundan kaçmak için romantik veya irrasyonel bir inanç sistemi. Bu sefer Katoliklik şeyinden çıkıyor. Şirazesinden çıkacak. Yani çıkacak. Çünkü herkes soluğu orada olacak. Yani Avrupa'da işte bu akılcılara karşı Fransa'da ortaya çıkan o romantik hareket. Daha sonra işte Almanya'ya yansıyan. Madem ki siz dine Katolik Kilisesi ansiyan rejim diyorsunuz, monarşiye ansiyan rejim diyorsunuz, eski rejim diyorsunuz. O zaman biz tekrar monarşi üzerinden bir şey planlayacağız. Ya da biz Katolik Kilisesi üzerinden, Katoliklik üzerinden planlayacağız. Hep reaksiyon bunlar. Evet, işleri zor ama. Evet. Yani okurken de. Evet. Yani bir türlü zaten toplumsal barış bulunamaması sebebi de bu Avrupa'da. Yani hep bir kavga var. Devinim de var. Evet, devinim de var. Ama orada hani bizim meşrutiyetçilerin irtica diye icat ettiği kavram, karşı devrimin, yani Osmanlıcası diyelim. Yani ne kadar senedir, ne kadar çok iş gördü, ne kadar çok iş işitti. Şimdi mesela tarihte böyle bir şey mümkün değildir. Yani siz bir öncekine dönemezsiniz zaten. Sadece döndüğünüzü zanneder ya da ona referans verip yeni bir şey tarif etmeye çalışırsınız. Ama pozitivizmin o ilerlemeci şeyi, aşırı ilerlemeci diyelim. Yani her şeyin sürekli bir doğrusal şeyde ilerlediğini, bütün toplumsal gelişimin düz çizgide olduğunu söyleyen tavrı veya işte ana doktrini. Bu sefer neyi ortaya çıkarttı? Hayır biz bunu istemiyoruz. O zaman biz bir öncesine döneceğiz. Bari gerici olalım. Ama işte o bir öncesine döndüğünüzde artık onun bağlamı yoktur. Yani hani bu şu anda Amerika'da, Avrupa'da bir kısım tarikatlar var. Sekler, malum bunlar evet. İşte tabiatta yaşıyorlar. İşte elektrik kullanmıyorlar, teknoloji kullanmıyorlar falan. Ama ne olarak gözüküyor hatta karşımızda? Hatta şu anda bayağı dergi kapağı oluyorlar evet. O hadiseler. Ama karikatürize hale geliyor. Çünkü onun bağlamını siz ortadan kaldırır. Elektrifikasyona dayalı bir dünya kurarsanız bir şeye evet. Dönüşüyor. Bunu da yine Schmitt'in çağdaşı... Kimileri de istifade ediyor bundan. Tabii ediyorlar. Yani bu da zaten Schmitt onu sık sık söyler. Hani kapitalizm istifade edeceği her şeyi araçlaştırır. Din de buna dahil. Evet, monarşi de buna dahil. Yani hani önceki rejim veya devrimci rejim fark etmez. Tam da dediği... Ne evet. Yaşıyoruz da evet. Şu devirde. Evet. Şimdi geldik zurnanın zırt dediği yere. Burası da çok güzel. Büyük müteşebbisin. Evet. Lenin'de tabii bu bir de yani biz söylemedik. Yani nasyonal sosyalizm var. Evet. Öbür tarafta Lenin var. O hem liberallere karşı ama şeye de karşı. Almanya'da 20'li yıllar, 30'lu yıllar yani Hitler'in iktidara geçirmesine kadar sağlam bir sosyalist grupla sağ muhafazakar veya monarşist diyeceğimiz grubun siyasi çatışması üzerine dönüyor. Schmitt burada liberalliği İngiliz globalliğinin yani bir emperyalist unsuru olarak görüyor. Bu bizi bitirir gibi. Fakat öbür taraftan sosyalistliği de yine yerli bir şey olarak görmedikleri için zaten o nasyonel sosyalist yani hani milli bir sosyalizm kavramı da oradan çıkıyor, çıkıyor aslında. Ben şimdi bunu okuyayım, araya gidelim. Evet, orada seyircilerimiz evet. De düşünsün, dönüşte tamam. Sizden mütalasını alalım. Büyük müteşebbisin. Lenin'den farklı bir ideali yok. Başka bir söyleyişle elektriklendirilmiş bir yeryüzü dışında bir ideali yok. Her ikisi de aslında sadece elektrifikasyonun doğru metodu üzerinde tartışıyor. Amerikalı sermayedarlar ve Rus bolşevikler kendilerini hep birlikte ekonomik zihniyet için verilen mücadelenin içinde bulur.
Yani siyasetçilere ve hukukçulara karşı mücadele içinde. Bu ittifakta George Sorel de saf tutar ve burada ekonomik zihniyette Katolikliğin siyasi fikrine karşı bugünkü çağın esaslı bir muhalefeti yer alır. Var mı? Yok vaktimiz. Evet, araya gidelim. Dönüşte belki bir kere daha okuyup mütalaasını yapacağız ve devam edeceğiz. Birazdan. Şimdi araya gitmeden önce Schmitt'ten okuduğum cümleyi bir daha okuyacağım. Tabii seyircilerimiz kitabı okuyunca çok daha anlamlandıracaklar konuştuklarımızı. Ama biz bu akşam alaka uyansın şahsen benim niyetim. Evet. Azık olarak ancak 90 dakikada daha fazlasını yapamayız. Bu sefer de diyecekler ki başka adam mı yok, hani niye Schmitt'i bu kadar? Evet, evet. Ona da dediğim gibi yani hem sekülerleşmeyi hem aydınlanmayı hem Katolikliği, lehte aleyhte düşünen adam Schmitt'ten istifade edebilir. Evet. Schmitt'e bayılmak zorunda değil. Tabii ki. Sevmek zorunda da tabii değil. Ki. Zaten biz de bu sebeple konuşuyoruz. Şimdi okuyorum. Ama bu tespitler yani ne yapalım? Yani hakikaten çok iyi tespitler. Büyük müteşebbisin Lenin'den farklı bir ideali yok. Başka bir söyleyişle. Üstelik Schmitt bunları dediğinde daha bu işler olup bitmemişti yani. Tabii daha. Şimdi biz bunları yaşadık biliyoruz. Evet. Büyük müteşebbisin Lenin'den farklı bir ideali yok. Başka bir söyleyişle. Elektriklendirilmiş bir yeryüzü dışında bir ideali yok. Her ikisi de aslında sadece elektrifikasyonun doğru metodu üzerinde tartışıyor. Amerikalı sermayedarlar ve Rus bolşevikler kendilerini hep birlikte ekonomik zihniyet için verilen mücadelenin içinde bulur. Yani siyasetçilere ve hukukçulara karşı mücadele içinde. Devrim yapıyorlar çünkü, değil mi? Evet. Bu ittifakta George Sorel de saf tutar ve burada ekonomik zihniyette Katolikliğin siyasi fikrine karşı bugünkü çağın esaslı bir muhalefeti yer alır. Evet, şimdi burada Schmitt'in vurgu yapmaya çalıştığı şey, malum Rusya'da devrim olduğunda bu kapitalizme, batı tipi kapitalizme bir tepki, aynı zamanda bir alternatif olarak kendini tanıtıyor. Fakat Lenin'in elektrifikasyon projesi nedir? İşte köylü bir toplum olan, zirai bir toplum olan büyük ölçüde Rusya'yı Batı'ya, yani Avrupa'daki büyük devletlere rakip kılabilmek için onların silahıyla onu vurmak. Yani altyapı kurarak, fabrikalaşarak, hususi mülkiyet olarak, özel mülkiyet olarak değil, kolektif mülkiyet olarak, üretimi arttırarak ki yine sosyalist düşüncenin temel kavramlarından bir tanesi bu üretim. Ona rakip olmak. Şimdi Schmitt'in siyasi hukuki dünya tasavvuru ve ekonomik iktisadi dünya tasavvuru diye ayırdığı iki şey var. Siyasi hukuki dediğinde karar hala insana ait. Yani seçilmiş olan veya devletin başında bulunan kişi veya hukukçu. Çünkü hukukçu da bir karar verir, siyasetçi de karar verir. Bu kişi insansa hali hazırda işte Katoliklikteki siyaset fikri dediği de Katoliklik Hazreti İsa'nın kendini vekili kabul ettiği için Tanrı adına karar veriyordu. Demokrasi de bu diyelim ki halk adına karar vermek oldu. Ama kapitalist kar amaçlı, hususi mülkiyet amaçlı ekonomik dünya görüşte de, sosyalist kolektif mülkiyet ve üretim temelli ekonomik dünya görüşte de artık insan araçlaşıyor. Schmitt'e göre. Bu cümle, sadece tek bir cümleyi bir daha okuyayım çünkü çok vurucu bir cümle. Büyük müteşebbisin. Lenin'den farklı bir ideali yok. Başka bir söyleyişle elektriklendirmiş bir yeryüzü dışında bir ideali yok. Evet. Yani orada ideal kelimesi çok önemli. Şimdi zaten tam zurnanın zırt dediği yer orası. Orası zaten. Evet. Yani zaten işte muhafazakar sağ düşünceyi Avrupa'da işte sosyalist düşünceden veya kapitalist İngiliz tarzı işte dünya tasavvurunu ayıran şey ne? İdea. Yani bu bir yerde işte Karl Popper Platon'la hesaplaşıyor ya ve Hegel'le hesaplaşıyor. İdea mı, materya mı, yani madde mi?
Yani çok uzun felsefi, epistemolojik tartışmalar bunlar. Bu sonra diyor müteşebbis de o makinenin bir parçası. Evet. Şey, o da onun. Bunu biz en basit tabirle metafizik ve fizik olarak tarif edebiliriz. Makine çarkın bir parçasına dönüşüyor. Bu fizik. Yani zaten 17. yüzyıldan sonra Avrupa'ya ve daha sonra bütün dünyaya hakim olan dünya görüşü fizik dünya görüşü. Fizik kelimesi de ilginç bir kelime. Elle tutulur, gözle görülür. Normalde görelim. Fizik kelimesi 17. yüzyıla kadar insan nefsi, tabiatı anlamına kullanılıyor. 17. yüzyıldan sonra insanın kontrol etmekle mükellef olduğu dış çevre anlamına kullanılıyor. Bugün de biz fizik deyince, fizik dünya deyince daha çok beş duyuyla tecrübe ettiğimiz, gözlemlediğimiz dış dünyayı algılıyoruz. Yani kavramları tarihi vardır. Ve aslında kavramların nasıl anlam değiştirdiği bize dünya tasavvurumuzun nasıl değiştiğini de söyler bir yerde. İşte yani Teoman bu da... Hoca'nın deyimiyle evet. Allah'la kabloyu kezince geriye fizik Şimdi dünya kalıyor. Bir metafizik düşünce olmadan bu din olmak zorunda değil. Yani bir felsefe de olabilir, tabiat felsefesi de olabilir eski Yunan'da olduğu gibi. Ama genelde malum büyük medeniyetler dinler üzerine ve tek tanrılı dinler üzerine kurulmuştur. Orayla bağlantıyı kestikten sonra insan kendisiyle baş başa kalıyor ve yeni bir evren ve yeni bir dünya tasavvuru kuruyor. Bu sefer burada insanın maksadı, ulaşmak istediği yer neresi, öbüründe neydi sorusunu aslında tartışmaya çalışıyoruz. Şimdi bir de felsefe de taklit ediyor yani ne yaparsa yapsın istediği kadar tabiat ne derse desin. Evet. Kendisinden daha önceki bir şeyi taklit ediyor, icat ediyor ya da yani evet. Tanrı, tanrılar, bir sürü tanrı. Ya şüphesiz zaten hani o insanın bütün şey düşünce sistemlerinde genelde bir tanrı yaratıcı ya da tanrılar fikrini hani gördüğümüz için felsefede oradan tamamen kopmuş buradaki değil. Buradaki gibi hani sığınıyorlar ya yeniden Katolikliğe ama bir kısmı da gidiyor. Şimdi Schmitt'in anlattığı tez antitez olarak geliyor gidiyor. O arada biraz i̇şte evvel Schmitt, dediniz Amerika'daki... Aslında kapitalizmle... Rus tipi sosyalizmin tez ve antitez olmadığını burada savunuyor. Çok evet. Yani bunlar ikisi de aynı şeyin farklı veçeleri diyor. Zaten işin siyasi tarihine bakarsak... İkisi de materyalisttir diyor. Evet çünkü Rusya aslında ne istiyor? Güç istiyor. Şimdi yine Nietzsche'ye vurgu yaparsak işte onun güç arzusu, Wille zum Macht dediği şey. Şimdi güç istiyorsanız belki sanırım o zaman ilk yapacağınız şey genelde güçlü olanı taklit etmektir. Dolayısıyla bu bunu taklit ediyor. O zaman aynı aslında boyutlara geçiyorlar diyelim. Yani aynı dünya tasavvurunun herkesin parçası olurlar. Herkesin bir ucundan tutup sanayi devrimini kaçırdım deyip bizim de ve buradan da atlama çabamız gibi. Verim ya da üretim kavramları öne çıktığında insan işte artık o mekaniğin bugünlerde de dijital nöronik düzenin bir parçası oluyor. Yani kaçınılmaz kuantum olarak. Felsefesinde insan bir nöron oluyor. İşte elinde cell phone. Yani aslında biz cep telefonu diyoruz. Malum orada siz nesiniz? Bir hücresiniz. Bilgiyi ileten nöronlardan bir tanesiniz. 20. yüzyıldan önceki dünyada da o saat metaforu kullanılır. Saatin bir parçasısınız. Şimdi Schmitt tarzı adamların, düşünce adamlarının itirazı bu siyasetçi ve hukukçu arketipleri üzerinden insanın topa girme ve karar verme iradesini ve yetisini ortadan kaldırır. Hani bunu dediği de doğru çıktı. Biz 90'lı yılların sonunda ne diye tartışıyorduk? İşte bir kısım ekonomik kurullar kurulmuştu IMF programları çerçevesinde. Her şey bir kısım objektif, evrensel, iktisadi kurallara göre siz buna tabi olmak zorundasınıza dönmüştü. Ha, bunlar objektif mi ya da evrensel yoksa mi? Yoksa varlığını sürdüremez. Gibi. Ama eğer siz mesela deniyordu. Bir siyasetçi seçiyorsanız aynı zamanda ona ne yetkiyi veriyorsunuz? Sen bize vaat ettiklerin ve bizim istediklerimiz çerçevesinde demokratik bir düzende karar alacaksın. Ama dünya kapitalist sistemi hayır. Evrensel kurallar şunlardır. Sen buna tabi olacaksın dediğinde o zaman demokratik bir sistemde halkın iradesi de yöneticinin iradesi de ne olmuş oluyor? Kısıtlanmış oluyor. İşte sosyalizmde de biz Sovyet sisteminde neyi gördük? Hani herkes eşittir ama politbüro daha eşittir. Evet. Yani politbüroyu işte Katolik Kilisesi'nin ruhban grubu gibi görelim. Yerine koyabiliriz. Yani bir süre sonra siz o çarkın proleter parçası oldunuz. Kapitalizmde de müteşebbis diye onun ifade ettiği sermayedar
veya işçi parçası oluyorsunuz. Yani evet. Hani Rus sisteminde biz bir sermayedar sınıf görmüyorduk. Ama hani nihayetinde proje aynı projedir diyor. Şimdi bunu felsefi olarak anlamak zorundayız. Bir de başka ideali yoktur diyor zaten. Yani. İdeal yok orada zaten. Evet. İnsana dair bir ideal olmaması. Bunu diyalektik olarak şöyle düşünelim. Aydınlanma insana total hürriyet vaat etti. Ama bu aydınlanmadan total esaret çıktı. Çünkü işte termodinamiğin ikinci kanunu... Artık esaretliğini de anlamıyordun, bir döneme doğru gidiyorsun. Evet, yani sen sisteme hakim olmak arzusunda olunca bu sefer Tanrı'yı öldüreceğim veya ortadan kaldıracağım. Dolayısıyla insan burada özgürleşecek derken sen tanrılaşmak zorunda kaldığın için insana mahsus hatalar, eksikler, zaaflar vesairelerden bağımsızlaşmak zorunda kaldın. Ve karar veremez hale geldin. Yani kararlar senin adına zaten normlar setinde yazıyor. İşte Avrupa Birliği'ni siz de yakında takip ediyorsunuz. Buna 17. yüzyılda regülomanyaklık deniyor. İlk bu ülke devletler çıktığında aydınlanmış monarşiler sürekli bir nizamname çıkıyor. Bizim Osmanlı'da da 19. yüzyılda aynı şey vardır. Bugün Avrupa Birliği'nde malum her şeyin bir yönetmeliği var. Hani biz Türkiye'yi böyle insanların fazla keyfi olması, kuralları tanımaması, kişilere göre kuralların, kaidelerin değişmesiyle eleştiririz. Fakat Avrupa'da da gittiğimizde neyle karşılaşırız? Tamamen insanı aşan bir kurallar manzumesi, evet, bir objektif gerçeklikle karşılaşırız. Bürokratlar salatalığın boyuyla ilgili evet, o şekilde karar anlatılan. Alıyor mesela. Evet, ama evet. Hakikaten şakaya evet, yapmıyorum. Evet, evet. Büyük Avrupa Birliği'nin içerisinde küçük salatalık üretemiyorsun mesela. Doğru, doğru. Dışarıdan alıyorsun ve çok pahalı. Yani ona varıncaya kadar artık kontrol etmeye çalışıyorsunuz. En komik olanı evet, seçtim. Şimdi müsaadenizle yine buyurun, okumak istiyorum. Schmitt'in gözüyle bu bahsettiğiniz yere nasıl geldik? Evet, yani bir yeni evet, merhaleden söz edeceğim. Temsili suretler teşkil etmekteki ortaçağ kabiliyetinin Papa, İmparator, Rahip, Şövalye, Tüccar günümüzde yapayalnız kalmış son numunesi bir akademisyenin bir defasında saydığı son dört sütundan İngiliz Lordlar Kamarası, Prusya Genelkurmayı, Fransa Akademisi ve Vatikan. Bu dört sütundan kesin olarak sonuncusudur. Bir daha okuyayım mı? Evet. Anlaşıldı mı? Bir daha okuyorum. Temsili suretler teşkil etmekteki ortaçağ kabiliyetinin Papa, İmparator, Rahip, Şövalye, Tüccar günümüzde yapayalnız kalmış son numunesi bir akademisyenin bir defasında saydığı son dört sütundan kesin olarak sonuncusudur. Nedir onlar? Lordlar Kamarası, Prusya Genelkurmayı, Fransa Akademisi ve Vatikan. O kadar yalnızdır ki onda sadece zahiri sureti gören müstehsi bir hicivle artık tek temsil ettiği şeyin temsil olduğunu söylemek zorunda kalır. Evet. 18. yüzyılında hala bazı klasik suretleri vardı. Legislatör gibi, yani kanun koyucu. Akıl tanrıçası dahi 19. yüzyılın verimsizliği hatırlanırsa temsili görülebilir. Temsili iktidarın ne ölçüde son bulduğunu görmek için Katolik Kilisesi'nin karşısına modern bilim ruhundan teşkil edilmiş bir rakip teşebbüsün koyulmaya çalışılmasını hatırlamak kafidir ki Auguste Comte pozitivist bir kilise tesis etmek istiyordu. Bu çabasının ortaya çıkardığı şey ise acı veren bir taklitti. Bununla beraber bu adamın devamına gelmeyeyim. Önce burayı söyleyeyim. Şimdi, çünkü sonraki tasvir de güzel ve önemli. Temsil kavramı burada önemli. Temsil, ben asıl değilim, vekilim demek. Yani aslı vekaleten dünyada iş yapıyorum. Bu bizim İslam... Her şeyin sureti. Evet, tasavvuf inancında yani her şey bir işaret olarak görülür. Yani bu dünyada gördüğümüz, daha sonra işte semiotics diye Fransa'da şimdi bir oradan Fransa mahreçli bilim dalı haline gelen göstergeler diyoruz ya. Yani aslında bu dünyadaki bu sayılan arketipler dahil, yani papalık, imparatorluk falan, bunlar hepsi metafizik düzenin, Tanrı'nın yeryüzündeki farklı tezahürleridir. Yani farklı sıfatlarının tezahürleridir. Bunu 19. yüzyıl ne haline getirmeye çalışıyor? İrtibatı kesiyor, asıl hale geliyor. Bizim tevekkül kelimesinde de, kavramında da var olan şey nedir? Tevekkül aslında hani Allah'a imanla ilgili bir kavramdır. Ben onun adına
iş yapıyorum, onun istediğini yapıyorum. Dolayısıyla hani maksat ve niyet benim değil aslında. Bir yerde ben onu temsil ediyorum. Şimdi burada biz bunu kestiğimizde Fransız Akademisi, Prusya Genel Kurmayı, Lordlar Kamarası ve Vatikan diyor. Malum Prusya Genel Kurmayı şöyle ifade edilir. Almanya'da devletin bir genel kurmayı yoktur. Genel kurmayın bir devleti vardır. Yani mükemmel işleyen bir rasyonel askeri bürokratik mekanizma. Yani plan yapar, planları tutar, savaşları kazanır vesaire. Lordlar Kamarası malum işte siyasi gücü temsil ediyor İngiliz sisteminde. Fransız Akademisi de yani işte o bilimsel mutlaklığın nihai noktası. Bir nevi tanrı gibi. Şimdi bunların hepsi aslında en sonunda da Vatikan var artık. Bir kendi için var olan kuruma dönüşmüş. Yani bir süre sonra artık varlıkları sorgulanmayan, ilk geliş amaçları bu değilken ve insanların ona hizmet ettiği objektif müesseseler, kurumlar haline dönüşmüş. Şimdi aslında biz burada yine mekanik dünyayı, yani Newton'dan itibaren Avrupa'ya hakim olan mekanik dünya görüşünü ve onu inşa ettiği kurumları konuşuyoruz ama bunlar artık temsili değil. Şimdi bu bir Türkiye bağlamında inanç konusu gibi görülür. Şimdi tekrar altını çiziyorum. İnanmış bir Katolik olup din adına bu medeniyetle, yeni medeniyetle hesaplaşan biri değil aslında. Oraya yani Katoliklikte de hesaplaşıyor ama diyor ki sizi Katolik Kilisesi'ni yıktıktan sonra kurduklarınız da ona aslında insanı daha insan yapmadı ve insanı daha hürleştirmedi. Ediyor. Evet ama taklit etmek zorundasınız. Çünkü bir şeyi yıktığınızda şimdi biz Avrupa tarihini ilk başta söylediğim gibi Berkis Hanım bilmediğimiz için 18. yüzyılda kurulan kurumları sanki Hüdayi Nabit geçmişi olmayan, geçmişte muhasebe üzerine kurulmamış, bir şeyi taklit eden kurulmamış kurumlar zannediyoruz. Oysa bu kurumlar zaten şu denir mesela 19. yüzyılda Prusyalı bir subay orta çağın rahibini temsil eder. Yani daha önce arketip, ideal kişi rahipken şimdi artık Prusyalı subay veya daha sonra işte İngiliz deniz subayı, gentleman officer. Ne demektir bu? Kendi kendine hakim olan, işte hareketlerine dikkat eden, tam akılcı olan vesaire. Yani onu anlamadan bunların nasıl ortaya çıktığını anlama şansımız yok. Ki işte arada geçiş dönemi olarak konuşmadığımız protestanlık var. Yani bunlar aslında protestanlığın beslediği kurumlar. Fakat protestanlık da ortadan kalktıktan sonra bunlar artık Hüdayi Nabit yani böyle sanki kendiliğinden yeşermiş çıkmış kurumlar gibi gözüküyor. Zaten Schmitt bir tarihçi olmamasına rağmen burada tarihle uğraşmasının sebebi bir şeyin tarihini gösterdiğiniz zaman ancak o şeyle hesaplaşabilirsiniz. Şimdi Türkiye'de hakim olan tarih paradigması şudur. Bir şeyin değişmemesi gerektiğini göstermek için Türkiye'de tarihçilik yapılır. Oysa bir şeyin insan eseri olduğunu, bir bağlama ait olduğunu ve şimdi değişebileceğini göstermek için de tarih yapılabilir. Çok önemli bir şey söyledim. Hangi bağlamda ortaya çıktı, niye ortaya çıktı? Dolayısıyla eğer bağlam değiştiyse, yani bağlam dediğimiz işte sosyopolitik gerçeklik, sosyoekonomik gerçeklik, yani sosyal gerçeklik. Hayır, artık bu buranın kurumu değil, müessesi değil diyebiliriz. Dolayısıyla hani Schmitt her büyük filozof gibi elinde sonunda tarihe dönüp kendi hikayesiyle bize geçmişten o güne, yaşadığı güne bir hikaye anlatmaya çalışıyor yani. Siz de çok önemli bir şey söylediniz. Bunun üzerine de bir program yapılır. Bir şeyin değişmediğini göstermek için tarih yapılması meselesi. Evet. Bir sürü şey geldi. Şimdi bizim ama malum kurumlarımız genelde ne yapar? Kuruluş tarihleri mümkün mertebe geriye çekerler. Çünkü Osmanlı diyor ki kanun-u kadim nedir? Kanun-u kadim odur ki ne zaman vaz edildiğini kimse hatırlamaz. Şimdi insan bir şey ne kadar eskiyse onu eleştirmek, onunla hesaplaşmak da malum o kadar geri durur. Yani bu hani bizim eski örf, adet, töre şeyimiz de bizde hep böyleydi plan evet. demek için. Dolayısıyla kurumlar da ne yapar? Kendi hikayesini olabildiği kadar geçmişe dayar ki ben bu halimle bu kadar asırdır kardeşim, duruyorum. Kardeşim bunu sakın sorgulama. Yani bu senden değil, dedenden değil, büyük 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 dedenden önce de böyleydi. Şimdi tarihçi işte orada veya tarih felsefecisi topa girip hayır işte bu aslında buydu. Bu yüzden ortaya çıkmıştı diyebilen kişi
Schmitt bu dediğinizin gibi, evet bir siyaseti var tabii. Schmitt gibi eleştirel düşünebilen Avrupalılar aslında kendi tarihleriyle bir yerde burada hesaplaşıyorlar. Biz Avrupa tarihini Avrupalılar kadar okumadığımız, bilmediğimiz için Avrupa tarihi hesaplaşamıyoruz. Hesaplaşamadığımız için de Avrupa'nın bir yerindeki fotoğrafı sabitleyip buraya almaya çalışıyorduk. Uzun 10 yıllar ve birkaç yüzyıl diyelim yani. Şimdi Auguste Comte'la ilgili bir iki cümlesinden söyleyeceğim. Evet. Sonra hızlı hızlı bir iki şey söyleyip bu faslı kapatıp... Kara ve Deniz'e vakit kalmayacak. Kara ve Deniz'e evet. Geleceğim, evet. Şimdi Auguste Comte pozitivist bir kilise tesis etmek istiyordu. Şimdi bundan sonra söyledikleri önemli. Bu çabasının ortaya çıkardığı şey ise acı veren bir taklitti. Bununla beraber bu adamın kıymetli fikriyatına sadece hayran olunabilir. Kaldı ki onun taklidi benzeri tecrübelere kıyasla daha mükemmeldir. Bu büyük sosyolog orta çağın temsili tiplerini, hani bizde şimdi Auguste Comte'cular aslında neyi taklit etmiş? Evet, Auguste evet. Comte onun için önemli bir aydınlanmalarına vesile olacak cümleler. Yerli yerine de konulabilir şekilde anlatıyor. Bu büyük sosyolog orta çağın temsili tiplerini, ruhbanı ve şövalyeyi teşhis etmiş ve onları modern toplumun tipleriyle bilim insanı ve endüstriyel iş adamıyla mukayese etmiştir. Lakin modern bilim insanı ve modern iş adamını temsili tipler yerine koymak bir yanılgıdır. Bilim insanı sadece geçiş döneminde kilise ile mücadelede temsiliydi. İş adamı da sadece püriten perdiyetçi olarak manevi bir büyüklüğü temsil ediyordu. Modern ekonomik hayat makinesi dönmeye başladığından beri her ikisi de giderek daha fazla koca makinenin hizmetkarları haline geldi ve haddi zatında neyi temsil ettiklerini söylemek artık güç. Artık tabakalarda yok. Devam etmiyorum ama biraz evvel aslında işaret ettiğiniz şey müteşebbis de makinenin bir parçası değil mi? Evet, çünkü müteşebbis... Auguste Comte'un taklit ettikleri de bir süre sonra... Auguste Comte Amentü yazıyor. Bitiyor, evet. Bir tür... Kilise kuruyor ve bir tür kendini de peygamber olarak adlandırıyor. En yani aslında yapmış. Diyor ki eğer bir kilise olacaksa böyle bir rasyonel kilise olsun. Yani çünkü Katolik Kilisesi bütün alanı kontrol etmeye çalışıp toplumsal gelişmenin bir yerde önüne geçtiği için şimdi oradan bir çıkış arıyorsunuz. O çıkışta ya yepyeni bir şey tanımlayacaksınız ya da diyorsunuz ki böyle olmasın, buna benzesin ama böyle olsun. Şimdi businessman diye bir tabir var. Eskiden iş adamı diyorduk. Şimdi işte iş insanı diyoruz. To be busy Belkıs Hanım yine sürekli işiyle meşgul olan ve günahtan uzak duran anlamına geliyor. Protestan inancında. Yani 17-18. Yüzyılda to be busy olmak temsil. Yani sen hala o inanca ve o metafiziğe bağlısın demek. Bir iş adamının sermayesini arttırmasının arkasındaki kavram da abstinence'tır, feragat. Yani siz parayı ne kadar az harcarsanız nefsinizden o kadar feragat ettiğiniz anlamına gelir. Sermayenizin büyümesi de nefis tezkiyesini o kadar fazla yaptığınız anlamına gelir idi. İşte bu temsil kopunca, yani businessman'in metafizik bağlantıları kopup businessman dünya kapitalist sisteminin dişçilerinden biri haline gelince kar etmek için kar etmek. Yani Kant'ın tabiriyle Ding für sich oldu. Yani kendi için var olan bir şey. Yani bugün bir kapitalist ve maksimum kar. Niye maksimum kar peşinde koştuğunu da bilmez. Yani hani bir şirketin büyümesinin ve sermayesinin artmasının anlamı nedir? Yani bunu niçin yaparsınız? İşte şeyle açıklanır, işte ben büyümezsem diğer rakipler büyür, pazar payını kaybederim ve orada pazar sanki insan dışı bir objektif gerçeklik olarak yine yüceltilir. Yani burada hesaplaşılmaya çalışılan şey şu, bu hikaye böyle başladı diyor fakat hikaye bir yerde koptu. Siz şimdi bu yolculuğa böyle niye çıktığınızı unuttunuz, taklitle başladınız sonra taklidi de bıraktınız ve temsil kabiliyetini kaybettiniz. Taklidiniz ilk fena değildi diyor. Evet, neredeyse çünkü onu diyor ama artık ondan da bahsedemeyiz. Çünkü artık bir arketip değilsiniz. Yani bir rol model olmaktan çıktınız ya da bir büyük hikayeyi temsil eder olmaktan çıktınız. Zaten işte içinde bulunduğumuz dünyada mesela biz askeri tarihçiler şunu tartışıyoruz. Şu savaş niye çıktı? Yani en büyük sorunumuz güncel savaşlarda savaşın çıkış sebebini veya maksadını tespit edememek. Ünlü bir Fransız filozof bu işlerle uğraşan Paul Virilio diyor ki mutlak savaş ve sürekli savaş.
Mesela biz Rusya-Ukrayna Savaşı'nın hangi siyasi maksatla çıkartıldığını ve hangi siyasi maksada vararsa sonlanacağını, barış ortaya çıkacağını bilmiyoruz. Tıpkı Suriye Savaşı gibi, tıpkı Afganistan Savaşı gibi. Çünkü bir sürekli savaş hali var. Yani savaşmak için savaşmak. Bunu en fazla nasıl açıklıyoruz? Savaş kapitalizmiyle, yani savaş endüstrisiyle. Hani ne kadar savaş olursa biliyorsunuz o kadar mühimmat, o kadar silah üretiliyor ve satılıyor. Yani bir taraftan da rasyonel izahını yapamıyoruz diyorsunuz. Ama hani toprak... Hayır. Yani bakınca evet. Makul bir izahı evet. Yok. Çünkü hani bir ide olmazsa, hani Putin'in savaş anlatısının... Ama bir taraftan da demin dediğiniz rasyonalist dünyanın bir şeyi. İşte rasyonalizm. Aslında irrasyonellik üretiyor. Evet. Yani bir şeyi aşırıya vardırdığınızda o onun tam tersine dönüşür. Rasyonellikle rasyonalizm ayrımı yapmamın farkı buydu. Yani rasyonelliğin bir sınırı vardır. Şimdi burada da sağlamasını yaptık. Akıl için akıl demek, bilim için bilim. Hani diyoruz ya işte bilim adamları şöyle dedi. Veya mesela bu Nazi döneminde Deutsche Physik diye bir tabir var. Alman fiziği. Bu çok karikatürize eleştirilir. Alman fiziği mi olur? Hani fizik dediğin şey evrenseldir. Oysa biz kadim dönemde ne biliyoruz? O zaman fizik teorikti, nazariydi. Ve malum inanç sistemlerine göre dünyayı aslında açıklamak için kullanılıyordu. Yani bir Müslüman fizikçi aslında o inanç sistemini fizik işaretler üzerinden anlamaya çalışan kişi idi. Yani metafizikle fizik bağlantısı işte rahmetli Teoman Hoca'nın felsefe bilim dediği şey kopmamıştı. Bilim felsefeden koptuktan sonra kendi için var olan ya da daha fazla güç, daha fazla kontrol için var olan bir şeye dönüştü. Kapitalizmle eklemleştikten sonra... Şimdi her şeyde, herkes ve her şeyde bilim için oldu. Evet, ama bu bilim kimin için? İşte artık bitti. Şimdi hepimiz bilim için yaşıyoruz. Schmidt işte bu bahsi kapatırken diyelim ki bunu eleştiriyor. Yani bu iş böyle giderse diyor... Bütün ülkeler ve bütün insanlar esirleşecek. Yani Almanya üzerinden konuşuyor ama aslında Cihan Şumul bir mesaj. Şimdi aslında veriyor. Geldiğimiz noktayı da evet. Öngörmüş gözüküyor. Çok hızlı gidiyorum artık sadece okuyarak ama belki bir yerinde tekrar sorarım. Altını çizdiğim yerlerden. Yani maalesef çok da yer var. Şunu okuyorum. İsa Mesih'i bir hususi şahıs, çünkü konuştuk. Evet. Hususi şahıs ve Hristiyanlığı da şahsi bir mesele ve temiz kalplilik olarak ele almayıp zahiri bir müessese şekline sokması, işte Roma Kilisesi'ne isnat edilen en büyük ihanet budur. Bir şey daha okuyayım, hepsini birden söyleyeyim isterseniz. Yani insani olmaktan dini çıkartıp dini tamamen kurumsal bir gerçeklik haline, müessese dönüşmesi. Evet. Başta söylediğimiz şey. Evet, evet. İnsan yok. Kurum evet. Var. Bu arada bir şey daha söylüyorum. Son. Ondan sonra kara ve denize geçiyorum. Bu demin söylediğimiz Auguste Comte'dan devamen aslında bu. Hı-hı. Tarihi olarak bakıldığında hususileşme temelde dinde başlar. Burjuva toplum düzeni anlamında ilk fert hakkı din hürriyetidir. Hürriyetler hukukun o listesinin inanç ve vicdan hürriyeti, dernek ve toplantı hürriyeti, basın hürriyeti, iş ve meslek hürriyeti, işte bütün bunların tarihi gelişmesinde bu mebde ve esastır. Lakin dini olan her zaman nereye konsa emici, mutlaklaştırıcı tesirini her yerde gösterir ve dini olan hususi olansa bunun neticesi olarak karşılığında hususi olan da dinen kutsallaştırılır. Her ikisi de birbirinden ayrılamaz. Yani özel mülkiyet mukaddestir çünkü şahsın meselesidir deyip burayı bırakıyorum. Yani orada vurgulamaya çalıştığı Schmidt'in şu, bizde mesela şeriat kelimesinin yine tam anlamı bilinmez. Şeriat şahıs hukuku demektir. Çünkü bunun bir de neyi var Osmanlı'da? Örfi hukuk var. Kamu hukuku, yani devletin, siyasi otoritenin vaz ettiği var. Şahıs hukuku ne yapar? Kişi haklarını, insan haklarını kesin olarak garanti altına alır. Yani şeriata göre mesela birini cezalandırmak oldukça zordur. Yani deliller ister. Şimdi kapitalizm yine buradan hareketle diyor ki kişi kutsaldır. Yani hani insan mukaddesti dinlerde çünkü Tanrı'nın yarattığıydı. Hani yaradılanı severiz, yaradandan ötürü prensibi gibi diyelim. Ama bir süre sonra özel mülkiyet, hususi mülkiyet kendi kişiye ait insani bir hak olduğu için kutsal olmaktan çıktı. Kendi kutsallık alanını inşa etti. Dolayısıyla biz yine hususi mülkiyet için yaşar hale geldik veya hususi mülkiyet prensibi toplumun zararına bile olsa o prensip kutsal olduğu için
Yani siz hususi mülkiyeti mi tehdit ediyorsunuz dendiği için, diyelim deniz kenarında bir hususi mülkiyet alanı var ama toplumu buradan yararlanması lazım. Ama biz diyoruz ki hayır, bizim hukuk düzenimizde hususi mülkiyete dokunamayız. Mesela denize inecek bir yol ya da işte herkesin gitmesi gereken bir yer. İşte onu en son Türkiye'de bile görüyoruz. Adalet mülkün temelidir. Evet. İstismar edip bunun için söyler oluyoruz. Evet, yani bu sefer insan ve toplum haklarına aykırı olan bir objektif kural haline geldiğinde son diyor şimdi. Son cümleyi de söylüyorum. Çünkü bunu da konuştuk. Makine geleneksizdir. Tekniğin gerçekten de devrimci esas olup onun yanında tabii hukuk devriminin hepsinin ancak eskiden kalma çocuksu uğraşılar olduğu, bunun farkına varmış olmak Karl Marx'ın pek çok netice veren sosyolojik sezgilerindendir. İlerleyen teknikten başka hiçbir şeyin üzerine inşa edilmemiş toplum bunun neticesinde devrimci olmaktan başka hiçbir şey olamazdı. Marksist düşünceli temel kavramı malum işte Hegel'i terse çevirdim dediği için Marx yabancılaşmaydı. İşte biraz evvel Lenin'le Lenin üzerinden müteşebbis. Evet. Ama giden tarafta ne oldu? Hikayesi de makine var. Normalde sömürüyü engelleyecek. Dolayısıyla insanı sömürmesini engelleyecek araç olarak 19. yüzyılın başında tarif edilirken, yani insan zor işlerde, meşakkatli işlerde çalışmayacak denirken, geleneksiz makine kendi gerçekliğine insanı tabi kıldı. Ergonomi kavramının sebebi budur. Yani hani bir şekilde siz makineye uymak zorundasınız. Yani araba kullanıyorsanız arabanın direksiyonunda sizin bedeninizi uydurmanız lazım gibi. Ve arabayla atla kurduğunuz ilişkiyi kuramazsınız. Yani organik bir bütünleşiklik kuramazsınız. O zaman Lenin'in demin yayına girmeden önce bahsettiğimiz şeyi de söyleyin. Bu faslı kapatalım. Neden Orak Çekiç? Evet, yani Schmitt bunu da söylüyor. Diyor ki bütün bir Sovyet sistemi, çünkü makine, Bolşevik devrim, evet, makine, fabrika ve elektrifikasyon üzerine kurulmasına rağmen bayrağında yine Orak Çekiç var. Çünkü geleneksel üretim aracı nedir? Orak ve çekiştir. Yani insan orak ve çekiçle tarihin başından beri bir ilişki kurmuştur. Ama makine dediğiniz şeyin geleneği olmadığı ve icat etmeye, ihdas etmeye çalıştığınız proleter sınıfı da köylülükten geldiği için onun kafasına yine neyi koymanız lazım? Orak ve çekiç, yani üretim aracı olarak. Ludist hareketi hatırlayalım. 18. yüzyılın sonlarında malum Londra'daki fabrikalarda makine kırıyor işçiler. Çünkü o makine düzeni onları kapalı bir, henüz daha 9 saat çalışma da yok, kapalı bir fabrikanın işte tabiattan kopuk çalışmaya zorluyor. Ve çalışma saatlerini kabullenmek konusunda ilk proleterler, ilk işçiler oldukça zorlanıyorlar. Bir örnek vereyim. 20. yüzyılın başında Deutsche Bank'ın İstanbul temsilcisi Türkiye'de bulunmuş ve şöyle bir gözlem yapıyor. Bu Türkler diyor. Türkler dediği Osmanlı'da yaşayan Müslümanlar. Yani illa ana dili Türkçe olanlar değil. Bunlar diyor bir fabrikada çalışmazlar. Çünkü bunlar diyor arada göğe bakıp tefekkür etmek isterler. Bir başka Fransız seyyah da diyor ki bu fellahlar diyor Mısır'daki Araplar için. Türkü söylemeden, yani hani bir şarkı tutturmadan iş yapamazlar. Şimdi ben bunu şeyle ilişkilendiriyorum. Bizim ders aralarına teneffüs diyoruz Belkıs Hanım. Fransızca'da, Almanca'da, İngilizce'de ara kelimesi kullanılıyor. Pause, break vesaire. Biz teneffüs diyoruz. Nefes alma. Yani biz kapalı mekandan dışarı çıkmaya vurgu yapıyoruz. Dolayısıyla hani aslında İngiltere'deki insanla Osmanlı'daki insan farklı değil. İlk tepkiler hep aynı. Ama daha sonra bunlar orada kurumsallaşınca bize geldiğinde biz daha geç görüyoruz diyelim bunları. Mesela liman işçiliği yapıyor Anadolu'nun Türkleri, Kürtleri. Ama bir fabrika işçiliği yapmıyorlar. Kabul etmiyorlar bunu. Yani fabrikanın içine gir, yeni yeni fabrikalar açılmış İstanbul'da. Ve burada hani kapalı mekanda göğü görmeden çalış. Bu bir kabus gibi geliyor. Ama aradan mesela 90 sene geçti, 80 sene geçti bu kitabın yazılmasından, bu raporun. Şu an herkes ne istiyor mesela? Bizim kasabaya, bizim ile, bizim ilçeye fabrika yap. Hani ekmek bulalım. Bu da işte Schmitt'in o Katolik'in toprakla ilişkisi, Protestan'ın toprakla ilişkisi diye tartıştığı konuya geliyoruz. Yani daha önce toprağa değmeden, ağaca değmeden, orak çekiçsiz üretemeyen veya çalışamayan veya kendini var edemeyen insan, şimdi artık
fabrika neredeyse orada yaşayabilen Schmidt'in protestan müteşebbis diye tarif ettiği kişiye dönüşüyor yani. Hatta burada kitabı okurken görecekler, orada Katolikliğin ve protestanlığın işte göçebe ruhla ilişkisini anlattığında bayağı aslında o ülkeler üzerinden toplumsal bir okuma yapmaya da imkan verecek bir takım şeyler veriyor. Şüphesiz evet. Rehberlik ediyor. Evet, evet. Şimdi Kara ve Deniz. Kaç dakikamız var? 20 dakikaya yakın var. Tamam. Schmidt, Kara ve Deniz. Evet. KJ'miz de değiştirdiler. Kaç dakikamız var? Eyvah, 16 dakikamız tamam. Varmış. Yani bu kitap tabii 16 dakikayı hak etmiyor ama belki bir gün daha geniş sırf Kara ve Deniz konuşuruz. Evet. Biraz da içine Askeriye'yi ve Doğu Akdeniz'i, Karadeniz'i katarak. Çünkü bugünlerde evet, evet, aslında denizlerle... Günümüzde Türkiye'nin denizlerle ilgisi, stratejik ilgileri, jeopolitik ilgileri, ekonomik ilgileri artıyor. Ve bizim denizciler genelde hep şuna vurgu yapıyorlar. Türkiye'nin denizcileşmesi lazım. İşte burada yalnız Schmidt'in kitabı şu yüzden önemli. Bir toplumu denizci yapan nedir? Karacı yapan nedir? Karacı, kontinental, kıtacı bir kültürden denizci çıkar mı? Ya da mesela güzel bir sorusu var, diyor ki 17. yüzyıla kadar çobanlık yapan, koyun besleyen İngilizler bir adada nasıl oldular da denizci bir millet haline geldiler? Yani çünkü İngiltere evet bir ada, dört tarafı denizle çevrili ama 17. yüzyıla kadar İngiltere bir deniz gücü değil. Ya da Japonya bir ada. Onları hep sayar. Bunların hepsi ada. Ama Japonya mesela en az Rusya ya da Osmanlı kadar karalı ve karacı. Yani hani karacılığı da şöyle bir örnekle açıklayalım. Osmanlı padişahları biliyorsunuz Topkapı Sarayı'nı yaptırıyorlar denizin hemen kenarı. Ama iki asır ne yiyorlar burada? Mumbar dolması yiyorlar, koyun eti yiyorlar ve Bursa'dan alabalık geliyor, onu yiyorlar. Yani Marmara Denizi'nde çıkan balığı yemiyorlar. Şimdi bunlar hep uzun yüzyıllara da oluşan kültürler. Ve işte Schmidt'in de derdi burada İngiltere'nin ne olduğunu anlamak. Çünkü İngiltere istisnai bir dünya gücü haline geliyor. Ne sayede? Deniz sayesinde. Almanya'da kara devletinin en büyük örneği. Çünkü yani Kuzey Denizi hariç Alman Birliği kurulduktan sonra denize erişimi yok. Kuzey Denizi de çok rahat seyri sefer yapılan bir deniz değil. O yani karaya hapsolmayı değil. Çok evet, vurguluyor. Yani Schmidt aslında burada bir huruç hayal ediyor. İşte Wilhelm'in Drang nach Osten dediği imparator, Alman imparatorunun doğuya doğru nüfus. Hitler'in işte Lebensraum, hayat alanı diye işte çok geniş bir Almanya hayal etmesi. Rusların hani hep söylediğimiz sıcak denizlere inme gibi. Yani aslında bütün büyük kara güçleri eninde sonunda denizlere açılmak evet, denize. Zorunda. Ama burada deniz iç deniz mi olacak, yani Akdeniz mi olacak, yoksa okyanus mu olacak? İşte yine tartıştığı şeylerden biri bu. Biz hangi unsurdanız, karanın mı denizin mi çocuklarıyız? Şimdi Schmidt şunu der, insan bir yere basandır, yani karalıdır. Fakat biliyorsunuz bizim kültürümüzde, yani yine tasavvufta da Sefine-i Evliya kavramı vardır. Yani hani manevi yolculuk anlamında hep denize vurgu yapılır. Şimdi burada biz bir kez daha Burjuva ile beraber Avrupa'da işte yat gezisine çıkan, dünyada gezen, denizle irtibat kuran bir tip görüyoruz. Arketip yine. Ve aynı zamanda tüccarı görüyoruz. Çünkü ticaret için bugün de dün de deniz lazım malum. Karadan intikal her zaman daha masraflı, daha müşkülatlı. Deniz taşımacılığı ilk çağda da bugün de dünya ticaretinin büyük bir kısmını tutuyor. Bu aslında hani insanda olan manevi denizcilik, yani denizcilik bir yerde yolculuk demek. Hani Amerikalıların güzel bir lafı var. My boat is too small, the ocean is too big. Yani okyanus çok büyük ama benim teknem çok küçük. Yani insan aslında yeryüzünde bir bütün hayatı boyunca bir seyahat yaşıyor. Ve burada deniz bir başka Alman filozofun lafıyla içinde sürekli fırtınayı tazammun ettiği için, yani süt liman gözüken
bir deniz var. Ama her an. Ama içinden fırtına çıkıyor. Alabora olabilir. Denizciler ona denizin domuz hali der. Yani hani birden kabaran ve insanı tehdit eden. Ve deniz adamı yutar. Kur'an-ı Kerim'de de malum hani denir ya, siz denizde fırtınaya yakalanmışken Allah'a yakarırsınız. Karaya çıktığınız an unutursunuz. Şimdi kara neyi temsil ediyor? Her şeye rağmen güvenliği temsil ediyor. Fakat insan deniz belirsizliği, belirsizlik yani ve tekamülü temsil ediyor. Yani eğer ilerlemek istiyorsanız ister maddi ister manevi denizci olmak zorundasınız. Arketip anlamında. İşte bu kara güçleri 19. yüzyılda Kenin yaşamı da evet, okyanusta o kaplanla birlikte tam da anlattığınız tasavvufi bir hikaye gibi. Şimdi işte o hikayenin seküler versiyonu düşünün. Bunu Schmidt Moby Dick üzerinden tartışıyor. Yani balina avcısıyla bu Ernest Hemingway'in filminde de hani belki izleyiciler hani genç izleyiciler seyretmemiştir ama balina avcısıyla balinanın ilişkisini düşün. Bir de bugün Japonya'da balina avlanırken biliyorsunuz gemilerle gidiyorlar, işte sonarlarla yakalıyorlar, makinayla paramparça ediyorlar. Schmidt mesela modern balina avcısıyla kadim balina avcısını tarif eder. İngiltere'yi de aslında kökeni denizci olmayan ama denizle bir fayda üzerine kurulu bir ilişki geliştiren ve bütün dünyayı denizdeki hakimiyeti üzerinden hem askeri hem ticari olarak tehdit ve kolonize eden güç olarak tefsir eder. Hatta şeyi de söylüyor, kabalistlerin orta çağdaki tefsirlerine göre dünya tarihi kudretli balina Leviathan ile bir boğa ya da fil olarak tasavvur edilmiş bir o kadar kuvvetli kara hayvanı Behemoth arasındaki mücadeledir. Evet. Ayı ve balina. Schmidt'in bir kitabı daha var. Onu ben bu iki kitaptan sonra çevirecektim ama nasip olmadı diyelim. Belki ileride olur. Leviathan kitabı. Zaten burada da İngiltere Leviathan'ı temsil ediyor. Almanya Behemoth'u temsil ediyor. Veya biz mesela Rus şeyi zaten için. Biz bu yayına geçen hafta Almanya'nın İngiltere ile yani kara ve deniz diye burada tartıştığı şey aslında Almanya ve İngiltere mücadelesi. Yani şuradaki kara ve deniz. Ve Almanya, İngiltere 1. Dünya Savaşı'ndan önce bir donanma yarışına da girerler aynı zamanda. Çünkü donanması olmayan büyük bir güç haline gelemez. Günümüzde tabii hava kuvvetleri eklendi. Yani bunun sonunda, kitabın sonunda Schmidt diyor. Hava unsuru da buna eklenecek diyor. Hani hava unsuru bugün her şeyi, hava ve uzay unsuru köklü değiştirdi. Hani Schmidt'in kitabına bir şerh yazılacak olsa hava ve uzay ondan ne değiştirdi dememiz lazım. Çünkü üç boyut haline geldi ama. Ama aynı istikamet takip edilerek hava ve uzayda şerh edilebilir herhalde. Edilebilir. Yani buradan iki bizi ilgilendiren şeyi okuyup sonra size bırakıyorum tamam, yayını. Belki seyircilerimizin daha çok ilgisini çeker diye düşünerek. Çöküş halindeki Roma İmparatorluğunu vuran Vandallar, Sarasenler, Vikingler, Normanlar deniz hakimiyetini onun elinden almıştır. Araplar çok sayıda karşı saldırıdan sonra Kartaca'yı fethetmiş ve yeni başşehir Tunus'u kurmuştur. Şimdi buraya doğru geliyorum. Doğu Roma yani Konstantinopolis'ten idare edilen Bizans İmparatorluğu bir sahil imparatorluğuydu. Hükmü altında güçlü bir donanma bulunuyordu ve Rum ateşi olarak bilinen gizli bir çarpışma aracına sahipti. Ancak tamamen savunmaya itilmişti. Herhalde deniz gücü olarak Büyük Karl'ın imparatorluğunun, ki bu tam bir kara gücüydü, kadir olmadığı bir şeyi icra etmeye kadirdi. Gerçek bir tutucu, Grekçe'de dendiği gibi bir kateşondu. Zayıflığına rağmen yüzyıllar boyu İslam'a karşı durdu ve böylelikle Arapların bütün İtalya'yı fethetmesine mani oldu. Bir ikinci cümle de gene bizim buralardan, onu da söyleyeyim. Evet. Denizin bu masalsı kraliçesi 1000 yılından 1500 yılına kadar artan parıltıyla ışık saçmıştır. Milattan sonra 1000 civarında zamanın Bizans imparatoru Phokas evet, bir miktar da haklı olarak şu iddiada bulunabiliyordu. Deniz hakimiyeti benden sorulur. 500 sene sonra ise Türk Sultanı Konstantinopolis'te Venediklilere şu beyanatta bulunuyordu. Bu ana kadar denizde nikahlıydınız, bundan böyle o bana aittir. Evet.
Bu iki tarih arasında Adriyatik Ege Denizi ve Akdeniz'in doğu kısmı üzerinde Venedik deniz gücü dönemi vardır diye devam ediyor. Nikah iyi ama değil mi? Çünkü o bir Venedik tabiri. Yani hani biz denizle nikahlıyız diye bir Venedik şeyi var ve Venediklerin bu tip ritüelleri var. Şimdi Schmidt diyor ki saf karacılar var ama dünyada saf denizci aslında yok. Çünkü insan denizde yaşamak üzere var olmuş bir, yaratılmış bir varlık değil. Sadece diyor Tasmanya'nın, Avustralya'nın vesairenin bir kısım yerleri var. Hani sürekli deniz üzerindeler. Ama İngilizlerin 18. yüzyılda yapmaya çalıştığı şeyi Venedik'ten, Osmanlı'dan nasıl ayırıyor? Bunlar sahilde diyor. Yani bunlar evet denizle irtibatları var ama iç denizin sahil bölgelerini tutuyorlar. Yani uzak denizlere, okyanuslara, Atlantik'e ya da Pasifik'e açılma kavramı henüz yok. Bunu şöyle ifade edelim Berkis Hanım. Şimdi mesela bizim Türkiye'de genelde yazları baktığınızda plajda açılan insan sayısı azdır. Yani bizim genelde denizle irtibatımız 1-2 metrelik şeydedir. Yani çok uzağa gitmeyi halkımız sevmez yani yüzme konusunda. Ve eğer yüzdüğünüzde mesela karaya sürekli bakıyorsanız, yani ben nereye döneceğim diye, o zaman siz karacısınız. Ya da biz denize karadan bakmayı çok severiz. Yani Türkiye'de mutlaka yemek yenirken bir suyun kenarında olmak, deniz kenarında olmak özellikle İstanbul'da, İzmir'de falan tercih edilir. Ama orada deniz sizin için nedir? Bir manzaradır. Şimdi denizci olmak aynen sufi olmak gibi. Karaya denizden bakmak mı? Karayı unutmak demek. Ha, tamamen unutmak. Evet yani saf anlamıyla yani tam denizci. Çünkü yolculukta eğer siz sürekli geriye bakarsanız, sürekli limana bakarsanız, evet ilerleyemezsiniz. Yani bu bir yerde maniaları, engelleri, tehditleri, riskleri kabul etmek. Yani geçen programda konuştuğumuz ölümle hesaplaşmak, huzurlu limandan kopmayı kabul etmek. Bu işte aydınlanmanın aklen yaptığı yolculuk. Yani sapere aude dediği Kant'ın, cüret et, kendi aklını kullan, düşün, hesaplaş, isyan et dediğimiz şeyle fiziki dünyadaki denizcilik aslında birbirinin paralel evrendeki karşılıkları. Yani bir burjuva ne yapıyor? Denizci olarak mesela normal ticari denizcilik dışında Avrupa'da böyle bir macera perestlik kültürü var ya 19. yüzyılda. Yani bir tekneye atlayıp hani daha sonra biz de işte 20. yüzyılda Türk deniz seyyahları falan gördük. Sadun Bora falan vardı işte bizim gençliğimizde. O küçük bir tekneyle yolculuğa çıkmak denizde. Ben artık o belirsizlik evreninde sadece kendimle irtibat kurarak, kendi gücüme güvenerek, aynı zamanda kendi haddimi bilerek, kendi gerçekliğimi keşfediyorum anlamına geliyor. Şimdi gelelim bunun güç boyutuna. Güç boyutu da siz daha önce balinanın peşinde gidiyordunuz. Balina sizi bir yere götürüyordu diyor Schmidt. Şimdi artık siz deniz hakimiyeti kurmaya çalışıyorsunuz. Yani kara bitti, denize de hakim olacağım. İşte bu Alfred Maha'nın malum deniz hakimiyeti stratejisi diye tarif ettiği şey. Hem jeopolitik olarak karaya hakim olmak hem denize hakim olmak. Yani deniz de sizin artık kontrol alanınız içine giriyor. Yani ben denizleri kontrol edeceğim. Bu da tarihi referanslarla anlatıyor zaten. Evet, bu nerede, sayede dünyayı kontrol ediyor. Deniz benim için ticari intikali yaptığım bir yassı zemin. Bunu da yine Schmidt diyor ki artık diyor deniz haydutu, korsan figürünün yerini önce devlet korsanı aldı. Ki bizdeki bu Kuzey Afrikalı, Magripli Osmanlı hizmetine giren denizciler de köken olarak ilk başta korsandılar. Onun yerine şimdi tacir alıyor, denizci alıyor ve daha sonra da askeri donanmalar alıyor. Yani o alanda bir hürriyet alanı olmaktan çıkıyor aslında. İnsan aklının ve orayı işte bilimin tabii kontrol ettiği. Bunun işte en büyük şeyi buharlı gemidir. Buharlı gemiden önce ne vardı? İnsan gücüyle çalışan önce kadırga vardı Akdeniz'de. Daha sonra kalyon vardı yelkenle çalışan. Artık biz neye geçiyoruz? İnsan gücüne bağlı olmayan enerji sistemiyle tahrikli, yani önce kömürle, günümüzde işte biliyorsunuz nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar gibi. Yani siz artık insandan bağımsızlaşmış, denizin bütün belirsizliğini yenmeye çalışan bir araç geliştirerek bununla bütün dünyaya
hakim olmaya çalışıyorsunuz. Bir yerde denizi kolonize ediyorsunuz. Deniz üzerinden de karayı kolonize ediyorsunuz. Ve kaynaklara eriştiğiniz için kıtalı, yani karacı rakiplerinizi de alt ediyorsunuz. Şimdi tekrar dönelim Schmitt'in tarihi bağlamına. Bir Almansınız, Almanya'dasınız, Almanya'da yaşıyorsunuz ve rakibiniz İngiltere, Büyük Britanya. Veya Osmanlı İstanbul'da yaşıyorsunuz, veya Çin'de yaşıyorsunuz, veya Japonya'da yaşıyorsunuz, veya Endonezya'da yaşıyorsunuz. Bütün bu kara güçlerinin veya ada güçlerinin, halkların en büyük belası neydi başındaki bela 19. yüzyılda? Bir İngiliz gemisinin veya bir Hollanda gemisinin, yani Atlantik kökenli geminin sizin limanınıza gelip toplarını saraya ya da işte şehre doğrultması. İşte biz bunu İstanbul'un işgalinde yaşadık. Çinliler aynı şekilde İngiliz işgali sürecinde yaşadılar. Hintliler yaşadı vesaire vesaire. Ben bunu nasıl alt edeceğim sorusundan hareketle çıkıyor Schmitt. Oturuyor, işi tarih felsefesine döküyor. Karacıyla denizcinin kafa yapılarını ve İngiltere'nin işte o 300 senede nasıl denizcileştiğini tartışıyor. Çünkü denizcileşme sadece şey değil, donanma sahibi olmakla alakalı bir şey değil. Bütün bir duygu ve zihin dünyanızın değişmesi lazım. Ne, arkasında bir felsefe var. Evet. Mesela bugün Yunanistan'ın ticari filosu bizden büyük. Oysa Yunanistan bizden çok daha küçük bir ülke. Yani coğrafi olarak. Üstelik bizim denizcilik geçmişimiz var. Nüfus olarak da. İşte bizim denizle ilişkimiz bir karacı ilişkisi. Hem askeri olarak hem ticari olarak. Şimdi Türkiye mesela daha uzak bölgelere, Afrika başta olmak üzere ticaret yapmaya başladığında ya da daha uzak bölgeleri ilgi alanı, jeopolitik ilgi alanı olarak gördüğünde neye yatırım yapmak zorunda? Deniz kuvvetlerine veya ticari donanmaya. Ancak Türkiye'de hala mesela bir deniz edebiyatı veya bir deniz kültürü yok veya çok yetersiz seviyede. Ama yine Schmitt diyor ki yani bu bildiğimiz bir saf bir deniz kültürü değil artık. Yani Akdenizli'nin denizle kurduğu ilişki değil. Bu başka bir şey. O başka bir şey de işte biraz önce Roma Katolikliğinde de söylediğimiz işte kapitalizm, protestanlık kaynaklı sekülerlik. Bütün bunları kitapta diyerek tartışıyor. Bugünlerde denizler çok önemli. Karadeniz, evet. Akdeniz, Hint Okyanusu hatta. Onun için bu kitabı uluslararası ilişkilerle şu andaki güncel durumu anlamak için bile okumak çok faydalı. Yani tabii sonuçta geçmiş tarihli bir kitap ama fikirler verir okuyuculara. Evet. Bu akşam Gültekin Yıldız'la Carl Schmitt'in Kara ve Deniz, Roma Katolikliği ve Politik Form, bu iki kitabı üzerinden o dönemin dünyasını ve bugün ne dair neler söylenmiş, bugün biz bunların hangisini sağlamasını yaptık, konuşup tartıştık ve kitapları tekrar gösteriyorum Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan. İnşallah okursunuz. Çok istifade edeceğinizi düşünüyoruz. Görüşmek üzere haftaya inşallah.